Efendim Enderun sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün Enderun sohbetlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Profesör Doktor Abdurrahman Kurt hocamızı misafir ediyoruz. Kendisiyle Osmanlı aile yapısını konuşacağız. Osmanlılar'da aile nasıl teşekkül ediyordu, nelerden oluşuyordu ve aileler nasıl eğer o buku bulan boşanmalardan yola çıkarak ee, ne kadar bir oranda boşanma vardı. Diğer toplumlarda e, mukayesesini yapma yapacağız, konuşacağız. Aileye dair hocamızın şöyle güzel bir kitabı var. Ee, Bursa sicillerine göre Osmanlı ailesi başlıklı bu kitabı bugünkü programımızın konusunu oluşturuyor. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, hoş buldum. Ben şimdi Osmanlı ailesi dedim ama bunun Osmanlı Bursasının şehir merkezindeki ...aile olduğunu düzelteyim. Çünkü burada konuştuğumuz... ...konuların, sizin vermiş olduğunuz bilgilerin... ...bir kısmı... ...Osmanlı büyük bir coğrafya... ...başka bir bölgesiyle... ...farklı oranlarda ve çeşitlerde... ...veya Bursa'da görülmeyen... ...farklı olaylar orada görülebilir. Dolayısıyla tüm Osmanlı coğrafyasının... ...ailesini her şeyle konuşacağız demeyelim de... ...yanlış an izleyicilerimiz de... ...bizi ona göre dinlesinler. Biz sadece... Sizin çalışmanız olan Bursa Şer'iye sicillerine göre Osmanlı ailesini, Bursa Şer'iye sicillerine çizilen resme göre Osmanlı ailesini tanımaya çalışacağız, konuşmaya çalışacağız. Bunu ben özellikle belirteyim ki bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz yanlış bir kanaate veya sonuç çıkarmasınlar. Onu özellikle belirtmek istedim. Hocam programa öncelikle sosyolojiye göre... Sosyologlar aileyi nasıl tanımlıyorlar? Evet. İsterseniz oradan başlayalım ki ne konuştuğumuz daha iyi açıklanmış olsun. Tabii. Anlaşılsın. S sosyolojiye girdiğimiz zaman sosyologların aile tanımlamaları e, klasik dönemde, başlangıç dönemdeki aile tanımlamaları ile bugünkü e, sosyologlar çok çeşitli dünyanın insanları sosyologlar kendilerine göre aile tanımları yapabilir elbette ki ama biz burada aileyi Öncelikli olarak İslam'a göre e, sosyolojik bir bakış açısıyla tanımlamaya çalışacağız, ele almaya çalışacağız. İslam'a göre aileyi tanımlamaya çalışacağız elbette ki. Yoksa modern dünyada artık çok çeşitli aile tanımları yapılabilmekte ve insanlar aile tanımları hakkında, kavramı etrafında bir araya gelemiyorlar birçok sosyolog. Onları bir kenarda bırakacağız evet. ve... Sizin aile tanımınız hocam. Evet. Bu kitapta temel aldığınız, hı hı. üzerinde durduğunuz ve hazırladığınız aileyi soruyor. Aile aralarında evlenme engeli olmayan e, bir kadın ve erkeğin iki karşı cinsten insanın e, bir araya gelerek bir ömür boyu birliktelik kurmak amacıyla bir araya gelmeleri ne ve bu bağlamda bir akit kurmalarına akit sonucunda bir araya gelmeleriyle oluşan birlikteliğe aile diyoruz biz. Evet. Ailenin temel rüknü bir kadınla bir erkeğin ama aralarında evlenme engeli olmayacak bir kadınla bir erkeğin birlikteliği birlikteliğini oluşturan bir akit olarak tanımlıyoruz. Peki aralarında evlenme engeli olmayan e, kimseler dediniz. Tabii. Bu aralarındaki engel nedir? Bu engeli kim koyuyor? Neye göre belirliyoruz? Bu engeli belirlerken kültürler büyük ölçüde kendi kültürlerine göre bu engelleri belirliyor. Dinler, kendi çıktıkları kültüre göre, içerisinden doğdukları kültüre göre bu engeli belirliyor. Ama genel olarak tüm dünyada işte yakın akrabalık, yakın ensest oluşturabilecek türden e, evlilikler yasaklanmıştır. İnsanlar ancak kan bağıyla doğrudan ilintili olmadığı kimselerle evlilik yapabilirler. Tabii bu kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Bazen bazı galiba tüm din büyük dinlerde hı hı. hatta e, e, semavi olmayan dinlerde de sanırım e, benzer durumlar söz konusu. Tabii ki tabii ki benzer durumlar söz konusu. Ama kültür kendi inançlarına göre, yaşama biçimlerine göre bu evlilik yasaklarını daha genişletebiliyorlar veya daha daralta biliyorlar. Burada o ayrıntıyı isterseniz girmeyin. Evet, o başka bir konu. Ama işte diyelim ki bir kimse bir başkasının evli hanımı ile evlilik yapamaz. Değil mi? Bu bir engeldir. Yani kendi ailesinden çok yakınıyla biriyle de evlilik yapamaz. Bu bir aile engelidir. Aile evlenme engelidir. Aynı zamanda yasalar da devreye girmekte, inançların yanında yasalar da devreye girmekte ve insanlar tek bir insanla evlilik yapabilmekte. Bunun bunların hepsini bir araya getirdiğimizde aile evlen engelleri, aile kurma engelleri ortaya çıkmakta. Veya hangi inanç mensubu Hangi inanç mensuplarıyla evlenebilirler? Bu konuda da hem bizim dinimizde hem de başka dinlerde de sınırlamalar gerçek yapılabiliyor. Ve özellikle bugün modern dünyada İslam'ın bu konuda kayıtları var. Ve aynı zamanda biliyoruz ki Yahudilerin de kendilerine özgü bazı kayıtları var. Hocam Hindistan'da kas sistemi olduğu zamanlarda onlarda farklı kaslardan evlenme durumu da söz konusu. Yani her toplumun mesela biz dini e, referans alıyoruz ve dine göre ayar başka tabii, toplum tabii. statüye göre, ırka göre, mahalle, aileye göre, kabileye göre de bir takım e, kas engeller, hatta günümüzde bile Hindistan'ın kırsal kesiminde kas sistemi hala varlığını sürdürüyor. Bunu biliyoruz. Evet. Sizin hocam bu Osmanlı aile, siz bir din sosyolojisindesiniz değil mi hocam? evet, evet bilmiyorum. evet din sosyolojisi alanında. Din sosyolojisinde çalışan bir araştırmacı, bir akademisyen olarak Osmanlı aile yapısı ile din sosyolojisini nasıl telif ettiniz, nasıl buluşturdunuz? Hı, hı. Bir kere tevafuk diyeyim. İslam'daki aileyle ben Yüksek lisans çalışmalarıma başladım. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın dönemindeki aile yapısını incelemiştim. Peygamberimizin mi yoksa peygamberimiz dönemindeki Medine'sindeki aile yapısını mı? Peygamberimiz hem Mekke hem Medine dönemi. Hı. Yani İslam'ın ilk dönemi olarak yüksek lisansla çalışmıştım. Doktoraya gelince bunu işte Anadolu coğrafyasına getirmek istedik ve o günlerde kadı sicilleri denilen şeriye sicilleri üzerinde yerli çalışmalar hemen hemen hiç yoktu. Ve bunun üzerine eğilelim istedik. Bunun üzerine iyi ki de böyle bir çalışma yapmışım diye düşünüyorum şimdi geldiğimiz aşamada. Ve biz şeriye sicillerinden Osmanlı'daki ailenin nasıl olduğunu, İslami aileyi nasıl yansıttığını, ne gibi problemlerle karşılaştıklarını Ele almak amacıyla biraz da e, şeriye sicillerine dediğim gibi yer yerli araştırmacılar henüz yeni girmeye başlamışlardı. Ve e, bir din sosyoloğu olarak bu alana ilk giren kimselerden olduğumu söyleyebilirim. Hocam, şeriye sicilleri nelerden bahseder hocam? Şeriye sicilleri dediğimiz e, Osmanlı mahkemelerinde tutulan kayıtlardır bunlar. Mahkemeye gelen sorunları... Bugün de mahkemeler var, dün de mahkemeler var ama Osmanlı'nın özelliği kendi bünyesinde vilayetlerde, şehirlerde, her şehirde, her vilayette mahkemeler vardı. Ve mahkemeler gelen davalar kayıt altına, sicilde kayıt altına alınıyordu. Bunlar çoğu defa bir müsvedde olarak kayıt ediliyordu ve daha sonra temize defterlere, Geçiliyordu. Bunları biz Fatih Dönemi'nden itibaren büyük ölçüde bu defterler kayıt altına alınmıştır ve büyük bir çoğunluğu da günümüze kadar gelmiştir. Tabi sadece mahkemeye gelen e, olaylarla ilgili değil bu kayıtlar. Aynı şekilde İstanbul'daki e, siyasal otoriteden vilayetleri tanzim etmeye yönelik vilayetlerdeki Sorunları düzenlemeye yönelik, insan ilişkilerini düzenlemeye yönelik bütün berat ve fermanlar da kayıt altına alınıyordu. Biz orada hem mahkeme kayıtlarına, mahkemeye gelen davalardan hem de aileyle ilgili sorunları düzenlemeye yönelik İstanbul'dan merkezi yönetimden gelen berat ve fermanlara da belli bir dönemde bakarak, Osmanlı halk ailesinin, halkının nasıl bir aile yapısı olduğunu ortaya çıkarmaya çalıştık. Bir sicil kaydı aslında ilgili dönemden çıkmış, gelmiş, tabir caizse bir insan gibi. Çünkü o günü bugüne bir ayna gibi yansıtıyor ve o günün kültürü içerisinde şekillenmiş, o günün o günün dilini o günün olaylarını yansıtıyor ve bu olaylar mahkemedeki görevliler tarafından yargı tarafından nasıl çözümlendiğini görüyoruz. Bu yönüyle biz aslında bugünkü ailemizin aile hayatımızın aile yapılarımızın sorunlarını da teşhis etme imkanını bulabiliyoruz. Çünkü sosyal hayat akışkan. Ee, değişimler, sosyal değişimler elbette ki hayatın doğal bir parçası olarak varlığını sürdürüyor ama değişmeyen birçok şeyler de var. Bütün bunları biz şeriye sicillerinden takip edebilme imkanını bulabiliyoruz. Ve bu olayların sadece tarihin derinliklerinde kalmış olaylar değil, biraz sonra e, açacağız ve göreceğiz ki aslında güncele de hitap eden... Evet yanlarının olduğunu. Bugünden pek farkı değil. Bazı şey okurken sanki günümüzdeki mahkeme kayıtlarını okuyor gibiyiz. Hocam anlamadığım şey şu. Kafamın karıştığı olay. Şer'i mahkeme kayıtları dedik. Mahkemeye genellikle de hani böyle davalar, davacılar başvuruyorlar ve soru no, şeyler olur. Ama evlilik bir dava konusu değil. E, evliliklerin e, şer'i esicilerinde yer alma sebebi Yok, nasıl, hocam. ne şekilde Doğru. gerçekleşiyor? Evet. Yani evlilik bir dava Konusu değil ama önemli bir konu değil mi? Çok önemli bir Şu konu. Şu anda bizim konumuz mesela. Evet. Bunu konuşuyoruz. Yani insanların bir aile kurması, bazen bu ailenin e, parçalanma sürecine girmesi e, önemli bir konu, çok önemli bir konu. Bu önemli konuya e, Kur'an-ı Kerim de işaret ediyor, Hazreti Peygamber Aleyhisselam da işaret ediyor. Yeri gelmişken Bakara suresinde 268. ayeti kerime metnini de okumama izin verirseniz İstanbul'da. okuyayım. Ee, Bismillah. Ve iza tevalla sa'a fil ardı li yuhlikal harsa Münafıklar İslam karşıtları yönetime geldiklerinde onlar yönetim e, gücünü ellerinde tuttuklarında yeryüzünü fesada uğratmaya çalışırlar. Bitmiyor yeryüzünü ve e, nes ve yuhlikel harfe ve nesle ekini ve nesli de yok etmeye, ifsat etmeye çalışmaktadırlar. İslam karşıtları yönetime geldiklerinde yeryüzünü ifsat etmeye, nesli ve ekini, ürünü e, ifsat etmeye çalışmaktadırlar. Bakınız burada, buradaki nesil aslında ailedir. E, hars, Ziya Gökalp ona kültürü diyordu, ekin karşılığı. Buradaki ekin hem bir ekonomik yapıya hem de kültüre işaret etmektedir. Dolayısıyla ayet-i kerime bize ailenin, yeni nesillerin, ekonominin ve kültürün aslında bir toplumun temelinde yer aldığını çok açık bir şekilde ifade ediyor. Hocam bu ayet-i kerime aslında günümüzde o kadar çok ilişkili ki konumuz sapmasın ve uzaklaşmayalım diye o bahse hiç girmeyeceğim. E, fakat Ama sorunuzu cevaplandıracağım. İzleyicilerimiz e, muhtemelen e, bu ayet-i kerimeden sonra e, günümüzle arasındaki münasebeti kurup, bir birçok şeyi değerlendirmişlerdir. Peki. Sorunuzu cevaplandırıyorum şimdi. Osmanlı'da güçlü bir toplumun temellerini atma düşüncesinde olan bir toplumdu. Ve yani nesi korumak isteyen bir toplum. Kendisini korumak isteyen hukukun da aslında bir toplum tasarımı vardır. Yani toplumu ayakta tutmak. Hukuk niçin vardır? Toplumu ayakta tutmak için vardır. Devletin kurumları, kurumlar da toplumu devleti ayakta tutmak için vardır. Osmanlı da bunu en ince teferruatına kadar rasyonel bir şekilde ele almıştır ve aile kurumunu nasıl ayakta tutabilirim diye çok teakkuz halinde düzenlemeler yapmış bir toplumdur. Bunu aslında bir Müslüman araştırmacı olarak ben söylemiyorum. Osmanlı yargısının bu özelliğini Maxim Rodinson isimli bir Fransız e, sosyal bilimci 1960'larda söylemiştir, yazmış olduğu. Tespit da, ediyor. Tespit ediyor. Bu ben ondan da esinlenerek bunları söylüyorum size. Bu yüzden şimdi evlilik dedik, yani evliliğin ne gibi mahkemeyle bir alakası olabilir. Kayıt altına alıyor mahkeme evlilikleri. Hmm. Biraz sonra geleceğiz ona. Yani. E, Öyle evlilikler geliş güzel değil. Resmiye hale getiriliyor ve kayıt altına alınıyor. Yani o zaman mahkeme değil de belki kadı kayıtları gibi değerlendirmek daha mı? Tabii doğru kadı kayıtları. Yani mahkemeden bağımsız bir şey. Tabii evet. tabii kadı kayıtları. Hocam siz şeriye sicillerini... Yana... Yanlış anlaşılmasın bütün bu kayıtlar elimizde yok. Ama elimizde 2000-3000 nikah kaydını ihtiva eden... Bursa şeriye sicillerine ait defterler var. Bu azımsanmayacak bir şey bu. Hocam günümüzde zaten modern araştırmalarda da e, Türkiye nüfusu 80 milyon. 3 bin kişiyle anket yapıyorlar. Seçim sonuçlarını e, biliyorlar, değerlendiriyorlar. Evet, evet. Dolayısıyla 2 bin, 3 bin kayıt da bence kanaatimce e, döneme hakkındaki evliliklerle ilgili bize çok sağlam bilgiler e, Doğru. verir diye düşünüyorum. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Bu konuyla ilgili... Şimdi bir de tereke defterleri var şeriyesiz. Ben de onu soracaktım. Şeriyesizcileri evet. dışında yaralandığınız kaynaklar var mı diyecektim. Siz hemen tereke defterleriyle. Onlar da mahkemede, mahkemelerde. Yani kadı tarafından tutulan kayıtlar. Tabii tabii kayıtlar. O da işte miraslar sorun oluşturulduğunda, sorun oluşturduğunda tabii ki mahkemeye geliyor. Ve mahkeme herkesin hissesinin ne olduğunu belirliyor. Ve sonuçta bunlar uygulamaya giriyor. Ama biz burada o tereke defterlerinde ölen bir şahsın bütün varislerinin isimlerini görebiliyoruz hayatta olan. İşte eşi var mı, çocuğu var mı, anne babası var mı? Bir aileyi oluşturan bireylerin orada biz akrabalık bağlarını, derecelerini, sayısını. Sayısını. Çocuk sayısını. çocuk sayısını tespit edebiliyoruz. Eş sayısını. Eş sayısını tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla aileyi ilgilendiren o sicillerde çok sayıda döküman bulabiliyoruz. Şeriye sicilleri, tereke defterleri bunun dışında hocam yararlandığınız... Bunun dışında Edebi evet, metinlerden istifade ettiniz Yararlandım edebi metinlerden. Özellikle 1839-1876 ilk araştırma alanım böyle olunca... ...o tarihteki Osmanlı ve özellikle İstanbul kültürünü şekillendiren yazarları okuma fırsatını buldum. Onların başında Ahmet Mithat Efendi. Çok velüt bir yazardır. Evet. Onun kitapları yani e, ve bazı kitaplarında da anlattığı hikayelerin veya romanların, hepsi hikaye romanda değil bunu malumunuz. Evet. Ama bunlar yaşanmış olaylardır diye kayıtla düşmüştür. O e, Fatma Aliye, Ahmet Cevdet Paşa. Hocam, o dönemin zaten romanları ve edebi metinleri gerçeklerden yola çıkarak hazırlanmış hikayeler olduğu için. Evet, bütün onlardan yararlanma imkanlı Osmanlı yazarlarından bunların bir kısmı Cumhuriyet'in ilk dönemine kadar da gelmiştir. Peki hocam bu kitaplarda yani edebi metinlerde okumuş olduğunuz Osmanlı aile yapısına dair bilgilerle Şeriye sicillerinde ve Tereke defterlerinde karşınıza çıkan <laughs> Osmanlı aile yapısına dair bilgilerin çeliştiği veya örtüştüğü konusunda ne buyurursunuz? Çoğunlukla örtüştüğünü, estağfurullah, çoğunlukla örtüştüğünü söyleyebilirim. Hatta onlar aracılığıyla ben bazı Hı. belgeleri daha iyi anladığımı. Meselleri hallettiğiniz. Daha iyi anladığımı fark ettim. Yani Ahmet Mithat'ın mesela emanetçi Sıtkı isimli hikayesini okuduğumda e, o koruyucu ailelerle ilgili bir orada o konuya el almıştım. Koruyucu aileyi daha iyi anlayabilme imkanını buldum. Yoksa Hocam Çok şaşırtıyorsunuz şu anda. Çünkü biz edebiyat, edebi bir metni okurken tarihi belgeleri, tarihi vesikalara, işte şeriat sicilleri, kadı sicillerine verinceye kadar, yani metnin durumuna göre müracaat eder. Onlardan istifade ederdik. Şimdi siz bir, bir yönüyle tarihi araştırması da yapıyorsunuz. Her ne kadar sosyoloji olsa da. Çünkü malzemeniz tarih tarih malzemesi. Ama sosyal hayat. Sosyal hayat. Şimdi bizim Atilla, e, Profesör Doktor Atilla Şentürk Hocam her zaman e, şöyle der. Osmanlı şiiri tarih belgesi gibidir. E, Osmanlı şiiri bilinmeden Osmanlı tarihi ve sosyal hayatı tam olarak çözülemez e, cümlesini sık sık kurar. Şimdi sizin bu açıklamanız da hocamın e, o birkaç asır öncesinin şiiri için söylemiş olduğu Doğru. sözlerin 19. asır için de geçerli olduğunu bize söylediğiniz bir tarih araştırması için, edebi metinlerden, bir hikayeden, emanetçi sıtkıdan yola çıkarak Bursa'daki aile yapısına dair bir uygulamayı daha iyi anladığını söyleyerek Atilla Hocam'ın da o görüşünü... Hatta hadisleri kesin... bile, hadislerle bile bağlantı kurabiliyorum. Hmm. Ahmet Mithat Efendi'nin yazmış olduğu hikayelerden, onun örneklerini de veriyoruz. Onlar gerçekten bir sosyal tarih araştırmacısının başvurmadan edemeyeceği kaynaklar. O zaman sizin bu anlattıklarınızdan benim anladığım, yani ben bugünlerde dönem filmleri çok moda. Tarihin belli bir dönemin belli bir bölgede yaşanan olayların filme sinemaya aktarılması, dizilere aktarılması veya edebi metinlere roman hikaye yaktırılması çok mu da? E, şeriye sicilleri ve teleki defterleri e, bu film yönetmenler ve senaristler için e, oldukça mutlaka görmeleri özellikle özel dönem, bir alan. dönem filmi çekenler için söylüyorum. Tabii. Mutlaka görmeleri gereken, asla göz ardı etmemeleri gereken belgeler. Çok güzel senaryolar çıkabilecek Hatta bir de bu belgeler. dönemin romanları hikayeleri. Yani de ilave etmiş olalım. Efendim. Bir de o dönem yazılmış roman ve tabii, hikayeleri de. Tabii, tabii, tabii. E, hocam, e, siz tanzimat dönemini Evet çalıştınız. Az önce de söylediniz. E, tanzimat öncesi dönemlere de bakma imkanı buldunuz mu hiç? Başka çalışmalarımda, evet makalelerim, veya siz, makalelerimde. Veya siz çalışmış olabilirsiniz veya yapılmış başka çalışmalarla da e, evet. kontrol etmiş olabilirsiniz. Şimdi olursunuz. başlangıçta bir... Din sosyoloğu olarak ben bu alanda yalnızdım ama zamanla hem din sosyolojisinden hem de tarih alanından şeriye sicilleri üzerinde gerçekten çok verimli çalışmalar yapıldı. Onlardan da yararlanma imkanını buldum ama bizzat bir şekilde bu sicil kayıtlarıyla e, ilişkimi devam ettirdim ve tanzimat öncesi... E, dönemlere de bakabilme fırsatını buldum aileyle bağlantılı olarak ama buradaki kitabımızda değil onlar başka çalışmalarım da var. Bu kitaptan bağımsız olarak soruyorum hocam. Yine hı hı. sizin bu kitapta e, tespit ettiğiniz sonuçlarla çelişen bir durum söz konusu mu yoksa onlar da yani şu hikaye ve romanlarda anlatılanlar gibi sizin bu çalışmanızdaki e, sonuçlarla örtüşüyor mu? diğer çalışma... Ya okumuş olduğunuz e, tanzimat... Öncesi... Örtüştüğünü, evet, örtüştüğünü söyleyebilirim. Yani, biz... yani sizi şaşıracak bir sonuçla karşılaşmadınız. Hayır, karşılaşmadım. Hatta bir yani bir devamlılık var, bir homojenite var. Elbette ki bazı olaylar, mesela biz biraz sonra belki temas edeceğiz. Ee, i̇şte 1845 yılında, 65 yılında İstanbul'da, Bursa'da, Camilerde terk edilmiş bir yaşında, iki yaşında çocuklarla bir iki örnek de olsa karşılaşıyoruz. Ama bu 17. yüzyılda var mıydı? 16. yüzyılda var mıydı? Bunu böyle bir örnekle çok karşılaşmadım. Doğrusunu söylemek gerek. Zaten evet. siz de kitabınızda bir taneden örnekten bahsediyorsunuz. Evet. Çok fazla evet. örnek yok. Şimdi ben sizin bu kitabınızı okuduktan sonra birkaç konudaki yani şaşırdım. Ee, beklediğim ve zannettiğim sonuçların dışında sonuçlarla karşılaştım ee, ve tabii bize dayatılan bir bilgi paketi var. Biz o bilgi paketinin olduğu gibi tüm tarihe yayıyoruz. Herkesin öyle olduğunu düşünüyoruz. Biraz o tür bir eğitimin de etkisi var tabii bunda. Ee, Osmanlı aile yapısının ataerkil olmadığını. Söylüyorsunuz veya çalışmanızdan çıkan sonuç bize Bursadaki Bursa şehrinde yaşayan ailelerin halkın tanzimat, yani 19. yüzyılda at erkil bir toplum aile yapısına sahip olmadığını gösteriyor. Bu kadar net söylüyor muyum bilmiyorum ama. Yani buna yakın yani <laughs> doğru üzerine duruyorsunuz. Yok anlayışınız, anlayışınız doğru ama ben evet. soru formatında soruyorum yine. Evet e, bu, bunu merak <laughs> ettim husus. Diğer bölgelerle de benzer mi bu e, sonuç? Veya şimdi sizin <laughs> at, önce Atayakil ile neyi kastediyorsunuz? Acaba e, sizin Atayakil ile kastettiğiniz ile e, izleyicilerimizin Atayakil denince aklına gelenler aynı şey mi? Önce onu bir e, buzluğa kavuşturalım. E, sonra da e, bu durumun sizi de şaşırtıp şaşırtmadığını merak ediyorum. Evet. Beni şaşırttığı gibi. Güzel tabii. E, beni şaşırttı mı? Atakil hocam neydi? Atakil ile başlayalım. Yani siz onu güzel soru formatında da belirttiniz daha önce bize. E, Ata Erkil erkeğin despot bir tarzda. Ailede de... Astığım astık, kestiğim kestiğim, evet. höt diyen Aynen öyle. adam. Aynen öyle. Kadının hiçbir söz hakkının olmadığı, kadın haklarının gasp edildiği bir aile yapısını veya toplum yapısını akla getiriyor. Ve genelde İslam karşıtları, benim bu konuları araştırmaya başladığım zaman şunu gördüm. Üniversitede, tarih bölümlerinde bu konuları çalışan şeriye sicillerine girmeksizin, Osmanlı'daki aile yapısından bahseden insanlar kesin olarak Osmanlı ailesini ateerkil bir aile, kadın düşmanı, kadın karşıtı, kadınları ezen bir aile olarak kadının isminin olmadığı, yansıtıyorlardı. yansıtıyorlardı. bir de <laughs> çok daha cılız bir şekilde bizim camiamızdan bazı hocalarımızda e, ateerkil bir aile denildiği zaman işte güçlü bir erkek, sözü geçen bir erkek, bunu da olumlu anlamda kullanan Az sayıda hocalarımız vardı. Ama e, Osmanlı yazarlarına baktığımda bazı Osmanlı yazarlarının ki Ziya Gökalp'i de burada adını almak lazım. O diyor ki mesela eski Türklerdeki aile pederi bir aileydi. Ataerkil değildi diyor. Haklı olarak. Hmm. Ataerkilden bağımsız Peder pederi. Şahi. Pederi diye. Peder Ede, şahi evet, kavramını Babacı, okulu. baba evet babanın ama önünde pederi olduğu. pederi derken babanın önünde ama yine de kadın ve erkeğin eşit olduğu bir aile. O, o halde e, erkeğin adının öne çıkmasının gerekçesi nedir? Pederi olarak pe, mı? Evet niye o zaman e, pederi diyor, ka, anneyi eşit Yani ve... muhtemelen erkeğin ailedeki riyas, riyasetinden dolayı ama bu kadının da hemen erkeğin yanında olduğu Efendim hem ailede hem toplumda söz sahibi olduğunu ifade eden bir kavram ya yani bir adım efendim peder ama ona pederi aile demiş Türkçeleştirmemiş de. Acaba bu geçiminin e, ailenin geçiminin erkek <laughs> üzerinde olmasından kaynaklanan bir muhtemelen e, kavramlık diyoruz ona muhtemelen ondan dolayı olabilir. Peki bu. Erkeğin sorumluluklarının <laughs> e, bu kadar çok olmasında e, dinimizin <laughs> e, getirmiş olduğu bir e, takım yük, bize yüklemiş olduğu mükellefiyetlik müke, mükellefiyetler var mı? Yani dinden kaynaklı bir sorumluluğumuz var var mı? Erkek Reis din olmasında. Hı -hı. Tabii ki e, elbette ki var bu e, tabii ki. Şeyi... Yani ailenin geçim erkeklerin üzerinde. Kavlan. Kur'an-ı Kerim buna kavvam diyor. Evet ailenin geçiminden, iaşesinden, ibatesinden erkek sorumludur ama ilk olarak aile düzeninden de erkek sorumludur. Yani hmm. bununla bitmiyor. Burada kavvam bu kelime kaveme kökünden gelen bir kavram değer yani aile için değer üreten bir kimsedir. Ben buradan hareketle şunu söylüyorum. Ailenin devamından, birliğinden, düzeninden öncelikli olarak erkek sorumludur. Bütün aile üyeleri sorumludur ama burada bu düzenden ailenin düzgün bir şekilde yoluna devam etmesinden ilk sorumlu olan da bu değeri üretmesi bakımından ilk sorumlu olanın da erkek olduğunu söylemeye çalışıyorum yoksa buradaki kavramlık erkeğin orada bir adım önde olması erkeğin despot olduğu sizin dediğiniz gibi ...astığım mastık kestiğim kestik bir anlayışta olduğuna işaret etmemektedir. Bu Japonlarda hani geisha kültürü var ya. Efendime söyleyeyim bayan Toyota buraya geldiğinde e, araba fabrikası için Türkiye'de kurduklarında Sakarya'da basında da gündemde yer almıştı. Bayan Toyota eşinin hemen yanında ama bir adım arkasındaydı. Böyle bir şeyi akla getirmektedir evet. doğrusu. Ben şaşırmaya dedim ya kitabınızı okurken beni şaşırtan, şaşırtan konulardan biri kadınların pozisyonuydu. Kadınların durumuydu. Evet. Yani şimdi siz Bursa'nın 19. yüzyıldaki kadınlar e, herhalde 21. <laughs> asırdaki 2023 yılının Bursa'daki kadınlarından çok daha güçlü, çok daha örgütlü ve çok daha girişimci geldi bana. Şimdi bunu niye böyle düşündüğümü biraz şimdi e, rakamları verince izleyicilerimiz de daha iyi anlayacaklar. E, mesela Bursa'da 15. asırda kurulmuş <laughs> 303 vakıf olduğundan ve bu vakıfların Yüzde 51'in yani 150'sinin erkekler, 153'ünün kadınlar tarafından kurulduğunu söylüyorsunuz. Yani bu da kadınların çok güçlü olduğunu, evet. hayatın içinde olduğunu, hatta ekonomik gücünün olduğunu gösteriyor. Vakıf kurmak nihayetinde bir e, malı mülke de bağlı olan bir şey, e, parası pulu olmayan, malı mülke olmayan vakıf kuramaz evet. vakfedecek bir malının olması, emlakinin olması, gelirin olması lazım. Tabii. Demek ki Bursa'daki kadınların erkeklerden en az erkekleri, yani burada %51'i de eşit kabul edebiliriz. En az erkekleri kadar e, zenginler. Evet. Cümüş çıkartıyorum. Ben buna çok şaşırdım. Yani görünce. En az erkekler kadar zengin mi ondan emin değilim Çünkü ama ben zengin. Ben vakıflara bakarak söylüyorum. Yani <laughs> erkeklerden Tabii. daha çok... Veya erkeklerden daha hayırsever oldukları kesin. Yüzde bir <laughs> de olsa. Çünkü 51-49 oluyor. Doğru. Ee, ama, ama hocam yani o malları olmasaydı vakfedebilirler miydi? Evet. Tabii bunlar Bursa'da belli bir işte diyelim ki 16. asır, 15. asırda her evet. asırda belki 151 değil. Fakat bu durum sadece Bursa'ya da özgü değil. Yani. Ama genel hayatında kadınlar tabii. E, hayatın içinde hayatı kuvvetlendiren, sosyal hayatı zenginleştirmekle kalmayıp Aynı da toplum hayatının toplumdaki birçok arızayı, sıkıntıyı yaşanmaması, yaşanmak yaşanmasını istenmeyen bir takım olayların engelleyici önlem almak bakımından da vakıfları kuruyorlar. ki. Ama şunu da söylemek istiyorum da. Hayat içinde olduklarını gösteriyor bence. Baştan şunu dedik. Yani Bursa'ya ait konuşuyoruz, Bursa ile ilgili. Tabii Bursa, ben zaten Bursa'yı. Tamam, dedim. doğru ama şunu demek istiyorum. Ya bu sadece Bursa'da değil. Benim söylemek istediğim genel olarak yapılan araştırma 3'te evet. üçte bir oranında bakın o tarihte 151 kadınlar vakıf kuruyor ama başka şehirlerde de kadınların kurdukları vakıflar Osmanlı coğrafyası için Osmanlı, üçte bir üçte diyorsunuz. bir gibi bir rakam veriliyor. Hocam bu da çok ciddi bir rakam değil mi? Çok ciddi bir rakam. Evet. Yani ya İstanbul'da düşünün şimdi değil bugünkü mi? Bugünkü hocam vakıfları sayısına baktığımda kadınların kurmuş olduğu vakıf acaba üçte bir oranında mıdır? Evet. Ben zannetmiyorum. Değildir. Değildir. Hiç zannetmiyorum. Evet değildir. Şu anda izleyicilerin <laughs> düşünsünler, vakıf desinler, bildikleri vakıfları saysınlar. Acaba kaç tanesi bir hanım tarafından kurulmuştur? Deyip ben size ikinci konuya geçeyim. Ve beni <laughs> şaşırtan hususlardan bir tanesi de e, Bursa'daki kadın girişimciler. <laughs> yani kadın esnaf. Neredeyse Bursa'nın yarısı, esnafların yarısı. <laughs> yani çok kadın var. E, kadınlar sosyal hayatın içinde oldukları kadar ticari hayatın da içinde. Bu da Bursa'ya has bir şey. Yani Bursa tabii ticaret merkezi vesaire ipek mipek, işleme pamuk e, tamam anlıyorum. Ama bu kadar da ticaret içinde olmaları da e, beni şaşırttı. Tabii bir de yani ilk fabrikalaşma Türkiye Anadolu'da ilk fabrikalaşma da neredeyse İstanbul'la paralel bir şekilde Bursa'da başlıyor ve burada fabrikalarda çalışan kadınlar da var ekonomik hayatın içerisinde kadınlar var. Burada yanlış anlaşılmasın. Bir Müslüman araştırmacı olarak bunu sadece ben söylemiyorum. Bursa'daki işte bu vakıflardaki kadınların ekonomik hayattaki etkinliğini ortaya koyan Batılı ve İsrailli tarihçiler de var. Onlar da şeriye sicillerinden bu çalışmaları. Onlara da mı dikkatini çekmiş hocam? Tabii tabii onların da dikkatini çekiyor. Yani bu bir gerçek. Sadece Abdurrahman Kurt olarak bunu ben söylemiyorum. Yani şimdi televizyonda bazen yapıyorum. yanlış anlayanlar olabiliyor. Daha doktoran bitmeden bir sempozyumda burada İstanbul Üniversite, Teknik Üniversitesi Teknik Üniversitesi'nden bir doçent ben bir sunum yapmıştım. Demişti ki bana siz belki tek bir örnek buluyorsunuz ve o tek bir örneği genelliyorsunuz. Şimdi. Genelliyorsunuz. Halbuki bu türden bir kadın hakkının Osmanlı'nın herhangi bir yerinde olması ...mümkün değildir diye itirazda bulunmuştu. Halbuki öyle değil. Yani benim elimde yüzlerce, binlerce kayıt var, belge var. Ve bunu sadece ben söylemiyorum, bereket versin ki... ...1993-94 yılında gündeme getirdiğimde... ...başka tarihçilerin de üniversiteden, Kıbrıs'tan mesela... E, ...seküler, insanların da benzeri görüşlere sahip olduğunu... ...büyük bir memnuniyetle görmüştüm. Ya... Evet Osmanlı böyle bir ama İslam toplumu Osmanlı çünkü. Kadınların hakları var ve kadınlar da haklarının bilincinde olan kadınlar da bu haklarını kullanıyorlar. Hocam sadece mesela sosyal hayatta var dedik. <laughs> Ticari hayatta işte girişimciliklerden falan esnaftan bazı çarşının kobiler, kobiler bugün karşıtı Küçük esnaf işte küçük Hı -hı. yatırımcı kobi diyorlar bugün. Onlar da var. Ha bir de siyasi örgüt gibi parti <laughs> gibi toplanıp bir araya gelip e, istemedikleri olaylar karşısında protesto protesto yapabiliyorlar. Tabii 1798 yani da, yılında. Ona, ona dair mahkeme kayıtları da var. Evet. Yani evet. Ö, örgütlü bir taraf bir, bir öyle çok da şuursuz ne yaptığını bilmez. Ee, yani böyle bin git kadın gittiğince git gidip geldiğince gelen koyun bin gibi kadının, bir, Bin kadının bin kadın grubu, bin kişilik kadın bin kişilik grubu, bir kadın grubu. Kadın yani. grubunun yürüyüşünden bahsediyoruz, bahsediyoruz 1798 yılında. Halbuki 1850'lerde efendim e, Amerika'da e, büyük vilayetlerinden birisinde fabrikalarda e, sürekli çalıştırılan 8 saat değil, 16 saat, 18 saat çalıştırılan kadınlar var ve bunlara Marx beyaz köleler diyor. Bu kadınlar haklarının yenildiği gerekçesiyle yürüyüş yapmışlardı ve onların yürüyüşleri erkeksi ve doğaya aykırı bulunduğu için yürüyüşün elebaşı olan kadınlar katledilmişti. Birçok kadın cezalandırılmıştı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün efendim kutlanması da oraya dayandırılmaktadır. Ama Osmanlı'da bakın daha 1798'de bile kadınlar istemedikleri durumlarda yerel yöneticileri protesto edebiliyorlardı. Bu şey... da bu da kayıtlarda geçiyor evet, bakın. Dediklerini yaptırıyorlar. Evet. <laughs> bu da buna da şaşırmıştım okuyunca Geldi doğrusu. Peki hocam kadınların <laughs> e, bu kadar aktif olmalarını siz neye bağlıyorsunuz? Yani bu hakları savunma konusunda ben okuyunca bugün günümüzdekinden beri daha ileride vermiş olduğunuz iki örneğe bakarak söylüyorum. Hı hı. Daha ileride olduğunu gördüm. Doğru. Bu cesaretini nereden alıyorlar? Böyle bir örgütlü yapıyı nasıl oluşturuyorlar? Evet. Sizce? Tabii bunu net bir şekilde cevabını ilgili... vermek evet. mümkün değil ama. Şimdi biz bir de Diyarbakır Şeriye sicillerini 18. yüzyıl bir doktora öğrencime çalıştırmıştım. Diyarbakır'daki sonuçları gördüğüm zaman da ben de şaşırmıştım. Hmm. Yani Diyarbakır'da da baktım ki Sizi şaşırttı hocam. Ya şöyle şimdi ben sadece Bursa'daki yapının böyle olduğunu düşünüyordum ama Diyarbakır'daki kadın hakları çok özgüvenli haklarını arayan bir kadın profili benim karşıma çıktı. Hmm. Benzeri şeyleri Kayseri için de düşünmeye başladım. Kayseri'de işte Ronald Jennings 1972 yılında Kayseri şeriyesi cillerini çalışmış bir Amerikalı. Kayseri'de de aynı benzeri şeyleri gördüm. Ve muhtemelen bunların izlerini bugün de görebiliriz. Şimdi kadınlar neden bu kadar özgüvenli oluyorlar? Ben bunu evet kültüre bağlayabilirim. Fakat sadece kültüre değil. Evet İslam öncesinden gelen efendim bir kadınların haklarının olması, erkekle birlikte sosyal hayatın içerisinde olan ki İbn Batuta da buna 14. asırda dikkat çekiyor. O da hayret ediyor. Kırım ve Azak Türklerindeki kadınları gördüğünde, kaldık onlar Müslüman kadınlardı. E ee, kültürün burada bir evet. Yani bir kültürün bir katkısı var ama sadece kültürün içerisinde işte Türk olmak, Kürt olmak bunu kastetmiyorum. Dinin de önemli bir katkısının olduğunu düşünüyorum. İslam'ın kadınlara vermiş olduğu e, haklar ve bu hakları kullanmayı bilen kadınlar bir özgüven duygusu içerisinde hareket ediyorlardı. Ama başka bir pencereden bakıldığında da e, İslam karşıtları şöyle bakıyorlar. Diyorlar ki İslam öncesinde kadınların evet çok efendim üst düzey hakları vardı. Ama İslamla birlikte İslam kadınları dört duvar arasına hapsetmiştir. Hak kadınların hakları abi. yoktur. Bu tek taraflı bir bakış açısı. ...ve gerçeği, hakikati... ...görmeyen bir bakış açısı... ...olduğunu söyleyebilirim. Hocam yavaş yavaş evliliğe doğru gelelim. Hı hı. E, ama genel bir soruyla... E, ...başlayayım evlilik <laughs> konusuna da. Siz bu çalışmanızda... ...İslam hukukuna... ...mugayir, e, aykırı... ...herhangi bir uygulamayla... <laughs> ...karşılaştınız mı? Çok güzel. Evet. Osmanlı denildiği zaman... ...akla gelen... ...efendim e, işte bizim camiamızda diyelim. Bir saltanat toplumu ve dolayısıyla saltanat da İslam'dan sapmayı gösteren bir yapıdır şeklinde maalesef öyle bir düşünce algı olabiliyor. Ben doğrusunu söylemek gerekirse bir sapma göremedim. Hatta 1917 yılında hukuki aile kararnamesi de yayınlanmıştır. Bakın çok geç bir dönemden bahsediyoruz 1917 yılında. Orada da aileyi tanzim etmeye yönelik çok önemli hükümler var. İşte evliliklere bir yaş sınırı getirilmiştir. 17-18 yaş yanlış hatırlamıyorsam işte kızlar 17 yaşında erkekler 18 yaşında evlenmelidir şeklinde. Bu bile bir sapma değildir. Sonuçta o günün ilim adamları bir araya geliyor ve İslam adına Hükümlerini ortaya koyuyorlar. Tabiri caizse yeni bir görüş toplumun e, sağlığı için ortaya koyuyorlar. Ben bir İslamdan sapmayla ilgili bir durumla karşılaşmadım. Aksine kadıların hüküm verecekleri zaman elinde e, bir iki ciltlik kalın e, örnek mahkeme kayıtlarını ihtiva eden bir düstur adı verilen bir kitaplar vardı. iki ciltlik. Yani zorlandığı zamanlarda kadılar ona bakarak nasıl bir çözüm önerisi özellikle yeni e, yargı mevkine gelmiş olan hakimler ona bakarak kolaylıkla çözüm önerisi bulabiliyorlardı ve onlar da tamamen büyük ölçüde tamamen demeyin Hanefi fıkı içerisinde şekillenmişti. Ama bazen sorunlar Hanefi fıkhının içerisinde çözümlenemiyorsa Şafii fıkhına göre bu defa çözüm önerileri buluyorlardı. Dolayısıyla bir İslam'dan sapmak konusunda ben herhangi bir e, işaretle karşılaşmadığımı söyleyebilirim. E zaten hocam düsturlardan bahsettiniz. Şimdi de yargıtayın Hı. iştahatlarına işte mahkemeler daha önceden benzer bir dava Doğru. olursa ona bakarak önce onları inceliyorlar, sonra karar veriyorlar. Şimdi de aynı şey devam ediyor. E, Tabi evlilik, hocam Osmanlılar'da bir çiftin evli sayılması için neler gerekiyordu? Yani evlilik nasıl gerçekleşiyordu? Evet, evlenme engelleri ortadan kaldırıldıkça... Bir inşaat bu. Yani evlenmesini engel teşkil edecek herhangi bir manianın olmaması. Evet. Bunlar da dedik işte yani kadın erkeğin e, evli olmaması yani erke, kadının ev, evde evli olmaması bir birinci dereceden akrabalık e, olmaması herhalde bir tanesi tabii, bu. Tabii tabii tabii. Denklik. Neyse hocam bunların hepsinin mani olmadığını söyledik. Düşünüyoruz yani normal o istisnaları kenara koyduk. E, felence diyelim bir adamın oğluyla felence bir adamın kızı Madem komşular evlenecekler. Ne yapıyorlar? Nasıl evleniyorlar? Evet. Hukuken. Hukuken e, tabii ki bu evliliklerini öncelikli olarak kayıt altına almaları gerekiyor. E, kayıt yani kayıt altına alınmayan bugünkü o zaman da imam nikahı, bugün de imam nikahı diyoruz. Yani belediyeye başvuru gibi gidip bir yere, kadıya mı başvuruyor? Tabii kadıya başvuruyor yahut kadın naiplerine başvurma vurabiliyor veyahut da kadıdan izinname almış efendim imamlara başvurabiliyor. Ya her imam değil. Nikah kıyabileceğine dair kadıların görevlendirdiği imamlara başvuruyor ve mutlaka kadıya mahkemeye ulaşacak şekilde sicillere yansıyacak şekilde e, kayıt altına alınması gerekiyordu. Hocam kadı ve kadı naibi Sadece kaydı mı alıyor yoksa nikahta kıyıyor muydu? Nikahta kıyıyorlar ama izinname izinli olan imamlar da bu nikahları... <laughs> tamam imam olduğu için o nikah kıyabilir. Kıyabiliyor ama işte... Yani şey olarak söylüyorum Doğru. imamlık vazifesinden Doğru. dolayı kıyabilir. De, kadılar da kıyar. Kadı, tabii bugün kad, bugün müftülerin kıymasıydı. Onlar da medreseden mezun. Din, kadılar da nikah kıyarlar tahsil, elbette. Tahsil etmiş insanlar. Her nikah kıymıyorlar belki ama... Fakat toplumun, eşrafın, ileri gelenlerin... Belediye başkanlarının kıydık, e, kıydıkları kıyılık, gibi. evet, kıyılar. evet. E, o yani türden, o zaman şunu anlıyorum hocam sözlerinizden. Osmanlı toplumunda <laughs> yapılan her evlilik bir şekilde kayıt altına alıyordu. Tabii. Ya kadı veya kadın naib tarafından kayıt altına alınıyordu. Onlar şeriye sicillerine mi kaydediliyordu hocam yoksa başka defter mi Bunlar şeriye sicillerinin dışında da bir, resmi olacak şekilde bir yerlerde tutuluyordu olabilir. Ya imamlar da herhalde defterlerinde Ama defa... şunu biliyoruz. Kanuni döneminde işte 1543'te kayıt altına alınmaksızın izin namesi olmadan imamların nikah kıymaları yasaklanmıştır. Ya bu konuda elimizde ferman var. Hmm. Padişahın Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanı var ve bu bunu elimizde bu e, görüyoruz bunu. Yani şunu yapamıyor bir iki tane bir, bir genç bir kız bir adam çocukları hadi şu mahallemiz imamına gidelim nikahımızı kıyalım o da kıyısın ee, ve oldu bitti yok. Oldu bitti yok ama hukuki uygulamaların dışında gözden ırak periferide kırsalda mı kırsalda muhtemelen? bunlar yapılmamıştır da diyemeyiz elbette ki. Günümüz, günümüzde Var. de böyle değil mi? Günümüzde de yasak ama imam nikahıyla resmiyet intikal ettirilmeksizin oraya gelecek Ama, miyiz? Ama Hocam biz genel kuralları ve kaideleri e, hatırlatmak kabiliyenden söylüyorum. Tabi onlar her zaman olduğu gibi her kuralında, her kanununda farklı uygulamaları farklı dönemlerde var. Ama Osmanlıların yapılan e, evliliklerin kayıt altına alma konusunda bir hassasiyetinin Vardı. olduğunu biliyorsunuz. Şunu biliyorsun. da işaret edelim İsmail Hocam. Örfü nikah denilen bugün nikahların Osmanlı'da olmadığını hukuken olmadığını Resmi hocam, olarak bunun yasaklandığını ve buna başvuran imamların cezalandırıldığını söyleyelim. Hocam çok söyleyelim. önemli bir noktaya geldiniz. Örfi nikahla din, 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 din nikahı nikah arasında bir araya gidelim. Aradan sonra hocam bu sorumla tekrar size başlayacağız. Efendim bugün Abdurrahman Kurt hocamla Osmanlı aile yapısını <laughs> konuşuyoruz. Çok önemli bir yere geldik. Nikah meselesindeyiz. E kısa bir aradan sonra hocama örfi nikah... Nedir sorusuyla sohbetimize devam edeceğiz. Efendim ben de onun sohbetleri kaldığı yerden devam ediyor. En son hocamıza <laughs> Abdurrahman Kurta eee Ölfü'nün nikahı sormuştum. E, o arada hocam cevap vermeye başladı. Mevzu derin olunca vakit yetmeyeceği için hocam bunu ikinci yarının başında konuşmaya başlayalım de, konuşalım dedim ve hemen yarıya gittik. Hocam tekrar sorumla başlayalım bu de. Örfü nikah nedir hocam? Örfü nikah deyince biz ne anlamalıyız? Hı hı. Örfü nikah bugün büyük ölçüde e, gizli nikahları ifade ediyor bir bakıma. E, yani dinin nikahın dışında gizli nikah derken hocam, dini nikahın dışında bir gizli yapılan nikahları akla getiriyor. Gizli nikah derken e, yani iki şahidi buluyor ama şahitlere de tembih ediyor. Bizim bu evlendiğimizi kimse bilmesin. Hele benim eşim hiç bilmesin, evlatlarım hiç bilmesin. Tarzında bir nikahı ifade ediyor. Osmanlı'da böyle bir nikah yoktu. Biraz önce de söyledik zaten Osmanlı'daki nikahların merkezi yönetim, kayıt altına alınmasını istiyordu ve bundan dolayı da imamları cezalandırıyordu bu tür nikahları kıydıkları zaman. Ama bugün modern dünyada özellikle 2005'lerden sonra bu tür Arap ülkelerini kastediyorum büyük ölçüde. Bizde Türkiye'de belki 1990'lardan itibaren başlayan bir eğilimden bahsedebilirim. İşte bazı varlıklı kimselerin ikinci eş leri olarak e, gizli kendi yaşadığı şehrin dışında veya başka mahallelerde gizli evler tutarak e, nikah kıyıldık kıydıklarını, evlendiklerini gayri resmi olarak e, biliyoruz. Bu tür örneklerin olduğunu biliyoruz. Ama Arap ülkelerinde de özellikle 2005'lerden sonra başta Tunus olmak üzere Tunus, Mısır efendim Ürdün ve Suriye ee, ama öncelikli olarak Tunus, Mısır, Fas ve Ürdün'ün atlarını adını görüyoruz. Bu tür nikahlarda bir çoğalma olduğunu enteresan bir şekilde e, Arap Baharı'nın da bu tür nikahların yaygın olduğu ülkelerde ilk defa ortaya çıktığı ile ilgili tespitler var. Tunus bunun öncülüğünü. Biz hep Arap Baharı'nın siyasi olaylar müvacihesinde değerlendirdiğimiz <laughs> için hiç bu açıdan bakılmadı, değerlendirilmedi. Bakın şimdi nelerle evet. neler. Yani arada nasıl bir ilişki var, kurulabilir mi? Ama Aynı akla geliyor. Akla geliyor. Akla geliyor. En bu. azından düşünülmesi ve evet. değerlendirilmesi gereken evet. bir soru işareti şimdi bir kenarda dursun. Örfü nikah işte bütün bunları akla getiriyor. Bir de bizim yine yaygınlaşan hiç nikah olmaksızın nikahsız birliktelikler var. Gençler arasında, yetişkinler arasında. Dikkat çekici bir şekilde İran'ın da İran toplumunun da böyle bir yapılanma içerisinde olduğunu uluslararası ilişkiler bölümündeki bir İranlı öğrenciden öğrenmiş bulunuyorum. Onlar bu tür birlikteliklere beyaz evlilikler diyorlar. Yani toplum tasvip etmiyor ama gençler arasında, üniversiteli gençler ve üniversite dışındaki gençler arasında da beyaz evlilikler adı verilen, farsça izdivacı, sefit denilen evliliklerin yaygınlığından bahsediyorlar. Üstelik orada geçici evlilikler de var. Yani bu resmi olarak demeyelim resmiyete ne kadar intikal ediyor, çok tutarlı bir tarafı yok çünkü geçici evliliklerin e, Şia'daki muta evliliklerinin büyük ölçüde bunlar gayri resmi olarak gerçekleştiğini biliyoruz. Ama bununla birlikte yani muta nikahının yanında beyaz evliliklerin olması, gizli nikahların olması, işte bunu siz aslında gündeme getirdiniz, örfü nikahın olması, dini nikahın dışında bunlar. Dinin bunları onaylaması mümkün değil. Ya gizli nikah diye bir nikah olamaz. Yani ee, böyle ben iki kişi buldum, nikahımı kıydım ama karım bilmiyor, ben evliyim. Siz ee, de bunu kimseye söylemeyin. Söylemeyin. Bu kabul edilebilir. Ee, dini bakımından e, hukuken de, din, Osmanlı hukukunda zaten bunu kabul etmiyor. Çünkü kayıtın almadığı nikahları sanmıyor Böyle nikah kıyanları, imamları da cezalandırıyor. Kitapta örnekleri var. Evet. Böyle nikahlar için. Evet. Günümüzde bunun e, İslam'la bir ilgisi olmadığını e, insanların işte yürütmek için bu durum bulmuş oldukları kendince bir yöntem gibi. Bu birçok problemi de beraberinde. beraberinde tabii. Çocuk problemini beraberinde getiriyor. Miras problemi var. Yani Bunun... kadının ayrılma durumunda eşlerin hakları ne olacak? Bunu gündeme getiriyor. Bir de Arap Baharı ile biraz bağlantı kurduk. Bu aslında gençleri, insanları rahatsız eden bir birliktelik. Bunun ekonomik sıkıntısı var. Bir çocuğu olacak, ne yapacak? Bütün bu sorunların altından nasıl kalkacak insanlar yakınlarının desteği olmaksızın toplumu rahatsız eden şeyler bunlar kısacası. Hocam biz yine Bursa'ya 19. Asım Bursa'sındaki e, topluma gidelim ve evliliğine geçelim. Siz orada görücü usulü dışında bir evlilik e, yönteminin olmadığını e, daha ıs, üzerinde duruyorsunuz. E, ve ya, Yani tespitiniz bu istikamette ortaya ...çıkmış herhalde. Evet, Ve bunu evet. dile getiriyorsunuz. <laughs> Fakat orada benim... ...dikkatimi çeken husus şu oldu. Siz bir genç kızla... ...bir genç erkeğin... ...birbirlerine aşık olup evlenmelerinin... ...pek ihtimal... ...dahilinde olmadığını... ...yazıyorsunuz. Bunu sizin görüşünüz mü yoksa... ...bir başkasından mı... alıntıladığınız? tam olarak katılamıyorum. Ama kitapta buna benzer bir... Yeğliyorum. ...ifade var. Yani... Neden böyle evet. bir şey olmasın hocam? Yani evet, gençler bunu, böyle. Bunu evet, Refik Halit Karay. Birbirlerini hiç göremiyorlar mı? Refik böyle Halit kadar... Karay, üç nesil üç hayat diye bir kitabı var. Evet. Abdülaziz döneminden öncesinden başlatıyor, kendi dönemi, Cumhuriyet dönemine kadar üç nesil evlenmelerden bahsediyor. Yani işte bu tür aşka dayalı evliliklerin pek olmadığını başka tarihçiler de bunları söylüyor. Çünkü severek, sevişerek evlenmenin toplum tarafından ayıp karşılandığı ve e, Ahmet Mithat Efendi'den bahsettik. Ahmet Mithat Efendi kitaplarından birinde şunu söylüyor. Bizim e, adeti milliyemiz görücü usulüyle, görücü usulüyle evlilikli diyor. Bunu adeti milliye olarak söylüyor. Görücü usulü demek evlenirken gençlerin e, yakınlarının, velilerinin onayını alarak evlenmeleri, velilerinin de işaret ettiği noktaları göz önünde tutmalarını akla getiriyor. Yoksa evlenecek adayların rızalarının alınmadığını ifade etmiyor. Ebeveynleri tabii diyor ki falan yerde bizim beğendiğimiz sana uygun bir namzet var, bir aday var. Onunla evlenebilirsin şeklinde bir yol gösteriyor ve gençler de buna uygun davranıyorlar elbette ki. Çünkü genç insanlar bunlar yani Osmanlı'da evliliklerin ortalama olarak yaşlar 18 ve 20'yi pek geçmiyordu veya nadiren geçiyordu. 35-40 sene, sene öncesine kadardı öyle değil mi hocam? Tabii tabii yani öyleydi. Öyle çok şey değil Böyle olunca ister istemez tabii ki doğal olarak da en yakın velilerinin, ebeveynlerinin de evlenirken desteklerini almak zorundaydılar. Hocam müsaadenizle ben bu yani kitaptaki birçok şaşırdığım noktalardan bir tanesi de buydu. Fakat ben bunun e, insan fıtratının da e, pek e, böyle zor telif edilebilecek bir durum olduğunu düşündüğümü müsaadenizle söyleyeyim. Çünkü bir genç bir insan aşk ve sevme vesaire gibi şeyler muhtemelen her zaman olur. Tabii ki. Yani olabilir. Öyle de bir şey olabilir. <laughs> yani, yani o olabilir derken olmalı olmuştur diye, diye düşünüyorum. Çünkü fıtrat bu insan genç Tabii. sever, aşık olur. Kavuşur, kavuşmaz. Ya platonik aşklardan bahset, platonik aşklardan bahset. Platonik aşklardan bahsediyoruz evet. zaten. Ama Hocam sizin bu hani görücü usulünün kuvvetli bir şekilde uygulandığına dair görüşünüzü destekleyecek bir bulgu da e, vesikalarda kız kaçırmaya dair neredeyse hiçbir bilginin olmaması, yer almaması. Evet. Oysa kız kaçırmak aynı zamanda hukuki sonucu olan e, bir hareket. Nihayetinde kız kaçırıyorsun ve mahkeme intikal edebilir. Yani onun ya, evlenmek gibi değil. Doğrudan mahkemeyi de ve kadıyı da ilgili hususu var. Bu kız kaçırma olaylarının pek olmaması için neredeyse tesadüf etmemenizin nedeni görücü usulüyle evlenmenin yaygın ve başarılı olmasıyla mı acaba telif edebilir miyiz? Edebiliriz. Tabii genelleme yapmıyoruz. Bursa'da çok az. İki örnekle. Sadece sizin çalışmanızda. İki örnekle karşılaştım. Metinlerde evet, ama çıkmadığını söylüyoruz. Doğru, tabii. Olmadığını değil. Olmadığını söylemiyoruz. Yoksa kız kaçırma olayları da... Yaygın bir adet olmadığını... Evet, evet. Söylüyoruz. E, tabii ki görücü usulü yaygın ve evlilikler zaten bir e, herhangi bir zorlanmayla karşılan maksızın gerçekleştirildiği için evlilikler kolaylaştırıldığı için veya başka bir ifadeyle Evlenmeyi zorlaştıran manialar ortadan kaldırılmaya çalışıldığı için artık böyle bir toplumda kız kaçırmaya da gerek kalmıyor. Teşvik ediliyordu ve kolaylaştırılıyordu. Tabii tabii teşvik ediliyor ve manialar mümkün mertebe ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bir de kadınların rızasının <laughs> alınma meselesi de var. Mesela birkaç kadın rızası babası e, evlenmesi, ailesi evlenmesi istediği halde rıza göstermiyor evlenmeye. Evet. Kayseri'de, Elazığ'da bununla ilgili örneklerle karşılaşıyoruz. E, veya Bursa'da karşılaşıyoruz. E, yani rızası alınmadan evlendirilen kızlar, kadınlar mahkemeye başvurabiliyorlar ve haklarını mahkemede arıyorlar. Mahkemede genel olarak onların lehinde karar veriyordu. Evet birkaç mahkeme örneği de var. Kitabınızda. Hocam benim e, yine bu <laughs> bir e, Müslümanların ehli kitap kadınlarla evlenme e, durumu da var. <laughs> e, ona dair de e, bazı kayıtlara tesadüf ediyorsunuz. Evet. Tabii Müslüman erkeklerin e, ehli kitap e, yani diğer semavi dinlere mensup e, kadınlarla evlenmesinde dinen bir mahsur olmamakla beraber, aksi durumda karşılaşıyormuş Öyle bir durum var mı hocam? yani kadınların evlenmek istemesi. gayrimüslimlerle kadınların gayrimüslimlerle evlendiğine dair bir örnek yok. Aynı zamanda Müslümanların da gayrimüslim kadınlarla Bursa'da evlilik yaptığına dair benim incelediğim dönemin dışında bir iki araştırmacı buna işaret ediyor. Bir iki olaya işaret ediyor. Ama Kıbrıs'ta yapılan bir araştırmada, bir Batılı'nın yaptığı Kıbrıs şeriyesi cilleri üzerinde yapılan araştırmada, orada belki 5-6 örnekle karşılaşmak mümkün. O da normal değil mi hocam? Çünkü Rusya'da daha kadın, bir oturmuş yerler, ilişkiler, mahalleler belli, evet, yabancı evet. yok. Kıbrıs'ın zaten Rumlarla, Türkler orada beraber yaşıyorlar. Evet. evet. Ama evet. bir Müslüman kadının... Aynı köylerde yaşıyorlar hatta o dönemlerde. Doğru. Ama Müslüman kadının Müslüman olmayan bir erkekle evlilik yaptığına dair hiçbir örnek yok. Gayrı bir de hocam bir dikkatimi çekti. İranlı birisiyle Şimdi, evlenmek evet. istiyor. Ona da herhalde o istisnai bir şey olsa gerek. İzin vermiyorlar. Şimdi bu konuda ferman var. 1800 tarihi 1845'lerde gelmiş ve özellikle Bursa kadısına gelmiş bir ferman bu. Çünkü Bursa'da acemler diye bir semte var. Evet. Acemler semti tarihte e, İranlı tüccarlar gene mallarını orada satıyorlarmış acemlerde ve buradan biz İranlı tüccarların Bursa'ya da yoğun bir şekilde geldiğini anlıyoruz. Bir e, tüccar Bursa'lı bir kadınla evleniyor ama. E, mahkemede şöyle bir ifadeyle karşılıyor, karşılaşıyoruz. Eskiden olduğu gibi tebai İraniye'den birisinin tebaiye Osmaniye'den biriyle evlilik yapması katiyen memnudur hmm. şeklinde bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Yani kadınla erkek ayrımı yapmıyor. Birisi yapmıyor. Birisi diyor. Yapmıyor evet yapmıyor böyle bir ayrım. Bu e, politik bir duruş. E, evet, dinden duruş. daha ziyade. Evet, dini bir e, engel değil ama politik bir, devletin, siyasi bir engel. Devletin bir şeyi tabii. Evet, evet. Hocam bir de evlilik öncesi mehir meselesi var. Hı hı. Günümüze de hala e, geçer. Mesela bu günümüzdeki mehir meseleleri biraz garip e, oluyor. E, çünkü evlenmeden önce mehir konuşulur. Mehri muaccel, mehri müeccel, malumunuz işte evlilikler olur ama boşanma vuku bulduğunda evlilik öncesi hani böyle bir dini nikah kıyıyoruz işte Müslüman dinimiz böyle emrettiği için mehir diyoruz diyenler evlen boşanırken mescini <laughs> veren birini rastladım mı hatırlıyor muyum diye düşündüğüm zaman bu konulara geliyorum bilmiyorum galiba bu kendinizden? ben boşanmadığım için hocam hayır yok mehir diyorum Mehir, ben mehir söylediğim şey şu, mehir e, evlenmeden önce söz veriyoruz, ya şu kadar tamam, mehir. Tamam. Tamam. Şimdi hani boş, ben diyorum ki, evlenmeden önce mehir konusunda hassas olan Müslümanlar e, boşanma vuku bulduğunda da o mehir konusunda aynı hassasiyetlerini devam edip etmedikleri konusunda Mehri mütevelliğini ödüyorlar. Evet. Benim şüphelerim var. Yani o zaman iş kötü olunca kimse kimseyi tanımıyor, mahkeme vesaire gidiyor. Bu bir taraf, yani böyle bir durumumuz var. Çok ben bunu biraz e, trajik de buluyorum kendi adımıza. E, biraz o dönemde de mehirler e, herhalde insanların ödeyemeyeceği kadar çok değildi. Madem böyle bir evlilik yaygın oluyorsa toplumdaki ortalama herkesin statüsüne göre gelirine göre e, verebileceği bir mehir miktarı vardır herhalde. Hocam o zamanki mehir miktarları e, hakkında neler söyleyeceksiniz? Hı -hı. Öncelikle şunu ifade edeyim. Benim işte ilk gençlik yıllarımda e, hoca efendiler, nikah kıyan imamlar, hocalar onları dinlerdim, gözlemlerdim. Nikahlarını nasıl kıyıyorlar diye İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarımda e, şöyle ifadeler geçerdi. Bin bir kuruş mehri müeccelle, mehri muaccelle. Genelde mehri müeccel zikredilir orada. Ya, sembolik bir bin bir kuruştan bahsedilirdi ve bin bir kuruşun da böyle bir anlamı maddi bir anlamı yoktu. Ama sizin gençliğinizdekinden 75 bahsediyorum. 75'lerden yani bahsediyorum evet. Biz on, 19. yüzyıl 18. yüzyıldaki kuruşlardan bahsetmiyoruz. Evet, onlardan bahsetmiyoruz. Şimdi birazdan e, onlardan bahsedeceğiz karışmasın. Evet, evet. Doğru. Şimdi mehir sembolik bir şey Demek değil. Demek o zaman sünnet yerine gelsin diye yapılan bir şeymiş gibi duruyor. Öyle duruyor ee, şeylerde. Ama mehir yani Gerçekten... ben bir kilo altın mehirler duyuyorum bazen. Me Mehir diyor bir kilo altın. Tabii mesela. ki. O zaman öncelikli olarak evlenecek hanımın sosyal, ekonomik, kültürel durumuna göre mehrin takdir edildiğini söyleyelim. Yani mehrin bir toplumsal, sınıfsal bir yanı var. Herkes aynı mehri ödemek durumunda değil. Efendimizin zamanında da bu böyleydi yani işte bir evlilik akdedileceği zaman mehri Peygamber Aleyhisselam önemli bir ilke olarak söylüyordu. Ama verebilecek bir şey yoksa, çok fakirse en son aşamada bir sahabeye yani ezbere bir sure de mi yok? Onu da mehir olarak verebilirsin demişti. Mehri makul tutmak gerekiyor. Ödenebilecek bir miktar olarak belirlemek gerekiyor. Ama bunu e, önemsiz, değersiz, maddi karşılığı olmayan bir kurum, bir sistem olarak da görmemek gerekiyor. Böyle olunca Osmanlı'da mehirlerin ortalama olarak e, 400-500 kuruş civarında benim incelediğim dönemde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bunun üç rakamları var. Veriyorsunuz kitap. Birinde 3000 bin kuruş var. Bir de 6000 bin kuruş var. mesela. Evet. Hatta 6000 bin kuruş alan hacca gidiyor galiba. E, hacdan dönüştü. Henüz zifaf gerçekleşmediği için. Nişanlı e, olarak. Nişanlı olarak gidiyor. Öl ölüyor. Öldüğü için de bu sefer 3000 bin kuruşunu alıyor. Evet. Yarısını, yarısını. alıyor. Çünkü düğün evet. henüz gerçekleşmemiş. Evet. Nikah yani evlilik gerçekleşmediği evlilik için. Gerçekleşmiş, nikah gerçekleşmiş ama evlilik gerçekleşmiş. Evet ama nikah diye. gerçekleşmiş olsaydı 6 bin kuruş almış yani olacak. Yani evlilik de usul de bulsalardı 6 bin kuruş alacaklardı. Olmadığı için şimdi bunun değeri ne? Yani 300 kuruşun 500 kuruşun değeri <laughs> Evet hocam yani şimdi siz o zaman da Bursa'ya çalıştınız. Bu zaman da Bursa'da yaşıyorsunuz. Bursa ölçülerine göre e, işte bundan 150 yıl önceki hmm. 200 yıl önceki e, 500 kuruş Bugün Türkiye, bugün Bursa'sında kaç kuruş? Evet şunu tespit ettim ben o zamanki emtia fiyatlarına baktım. Ve en kolay çözümün hayvan fiyatlarından, evcil hayvan fiyatlarından yola çıkılarak bulunabileceğini düşündüm. Ve bir sığırın ortalama fiyatının 100 kuruş olduğunu, bir koyunun da ortalama fiyatının 40 kuruş olabileceği sonucuna ulaştım. Böyle bir durumda eğer 500 kuruşluk bir mehir verilmiş ise bu 5 sığır karşılığı oluyor. Efendime söyleyeyim e, ve bu aynı zamanda 12 koyun ya da 13 koyun yaklaşık olarak onun karşılığına tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bu da azım sanacak bir rakam değil. Ama bugün bugüne geldiğimizde bugün Hı -hı. sığırların fiyatı... Şimdi kaç lira acaba bir koyun 15 bin lira var mıdır? Ee, işte Kurban Bayramı yakın koyundan koyuna milyarıyız. değişir. Değişmekle beraber. Ama hocam herhalde bir 15-20'si vardır, vardır. 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 10 ile 20 bin arasında Hayır diyelim. Hadi biz ortalamasını alalım 15 bin. Sizin hesabınıza göre 12 koyun olsa 15, 150, 180 bin lira 200 bin lira bir şey oluyor. Evet. Yaklaşık. 200 demek 200, 250 bin lira bir şey. Tabii bunu biz belirlemeyelim. Yok hocam şey diyorum. <laughs> Elbette. Hani ortalamasını diyorum. Yani. Evet. Hani çünkü 400 kuruş, 500 kuruş dediniz hocam, ya. Hocam nikahta asıl İksel olan nikahta asıl olan nikahı kolaylaştırmaktır. Ama mehre de ödenebilecek bir mehrin belirlenmesidir. Biraz önce dediniz ki yani boşanmalarda insanlar mehirlerini veriyor mu bir örneğiyle karşılaşmadım haklı olarak dediniz. Ben karşılaştım böyle bir örnekle. E, miktarını baktım ki boşanma isteği erkekten geliyor boşanmışlar mehir dedim böyle bir olayla karşılaşınca mehir zikredilmedi mi? Bunlar üniversite mezunu hatta ilahiyat mezunu kimselerdi. Var mehir dedi hanımefendi. Ne kadardı? 10 bin liraydı ama ben onu da istemediğimi söyledim dedi. Bundan yaklaşık işte 7-8 sene önceki bir olay bu. O zaman dedim ki bu mehir 10 bin lira değil de 50 bin lira olsaydı Boşanmayı düşünen beyefendi çok vicdanı rahat bir şekilde ben size 50 bin lira da ödemek zorundayım ve ayrılmalıyız bunu çok rahatlıkla söylemiyor olabilirdi Ama hocam, demiştim. Şimdi evlilik artık yani mehir herhalde bir insan boşanmak hiçbir evlinin isteyeceği bir şey değil. Tabii kimse değil mi boşanmak için evlenmez. Ee, evlenen evli olanla hiç kimse boşanmak istemez. Yani Doğru. İş o noktaya geldiyse artık mehrin e, yüksek veya ödeyemeyeceğim diye boşanmaktan vazgeçecek de kimse herhalde olmaz. Çünkü insan o noktaya geldiği zaman gözü sanırım para pul vesaire gibi şeylerde e, görmez. Neyse bunlar tatsız konular hocam. Ben de daha güzel şeylerden konuşalım. Peki. E, me mehir me şey yaptık. E, biraz da Hocam başlık isteniyor muymuş, var mıymış? O dönem kayıtlarda buna değer bir... bir Bursa bilgimizde. şeriye sicillerinde resmi olarak başlık uygulaması yok. Toplum içerisinde var mıdır? Bursa'da emin değilim. Ama Anadolu'nun birçok bölgesinde evet. başlık uygulamasının olduğunu biliyoruz. Fakat Diyarbakır'dan bir örnek vermek gerekirse Diyarbakır'da başlık vardı. Hatta mahkemede de yani başlık olarak kayıtlara geçiyor. Kayıtlara geçmiş başlık. Kayıtlara geçmiş başlık. Bu da beni çok şaşırttı doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat kaydı incelediğimde şunu anladım. Başlık var ama kadı yargı başlığı mehir olarak düşünüyor. Yani hmm. bunu kadının babasına, kardeşine verilecek bir başlık olarak düşünmüyor. Mehri muacca gibi. Mehri muhaccel muac, gibi düşünüyor. Dolayısıyla biraz önce dediniz ki bir sapma var mıydı İslam'da? O kadar titiz davranmış ki mahkeme ya siz bunu saptırabilirsiniz ama ben saptırmam diyor mahkeme. Bunu uygulaması İslami olmalıdır. Başlık varsa bu başlık kesinlikle evlenecek kadının olmalıdır. Başkasının değildir şeklinde resmi tavır böyleydi ve Osmanlıyı Osmanlı yapanın da bu olduğunu düşünüyorum ben. Evet hakikaten o konularda da biraz yani oturmuş bir hukuki sistem var. Evet, evet. hocam benim yine şaşırdığım <laughs> hususlardan biri evi terk eden kadınlara karşı herhangi bir zorlama olmaması. Kadın evini terk ediyor kocası ben karım eve gelsin istiyorum diye mahkemeye başvurduğu zaman. Kadı, kadına soruyor, gitmek istiyor musun kızım? Gitmek istemiyorum. O zaman tamam, kal orada diyor. Yani böyle kadına zorlayıcı, zor, bu yani. senin kocan e, döver de, sever severdi. De, Hadi yürü git diye yaklaşan bir tavır söz konusu değil. Değil. Kadın gitmek istemiyorum diyorsa gitmiyor. Kadın evet. da onu öyle kabul ediyor. Tamamen öyle. Kadınlar için tabi. Bu da enteresan değil mi hocam yani? Çok enteresan. Mahkeme, hukuk. Evet, zayıf ve güçsüzlerin bir sığınağı ama kadınların da bir sığınağı olmuş Osmanlı'da. Birçok uygulamada bunu görebiliyoruz. Evet, Biraz hocam, önce kadınlar bu gücü nereden alıyor demiştiniz. Şöyle, evet, mahkemeden alıyor. Çünkü ben evet, bakınca, evet, evet. okuyunca topluca tabii başından e, merak eden izleyicilerimiz de kitabı alıp okudukları zaman fark edeceklerdir. Mahkemeye düştüğü zaman o dönemlerde de e, mahkemede kadınların, Hakimler tarafından biraz daha e, korunduğunu doğrudan söylememekle beraber yapılan uygulamalara bakıldığında hissetmememiz mümkün değil. Değil. Ben en azından hissettim. Yani kadınlar dedim korunuyor biraz. Kadınlara biraz daha e, hukuku Ama mahkeme, ön öncelenmiş mahkeme gibi. hakkı yenenin yanında olması gereken bir kurumdur. Mahkeme güçsüzün yanında olması gereken. Eğer bir zalim zayıfın hakkını yiyorsa İslam da bunu emrediyor. Mahkemenin öyle bir duruş serilemesi lazım. Osmanlı mahkemesi de bunu yapmıştır. Hocam hep erkekler zalim yani şimdi böyle tabii mahkemi... Hayır ama mahkemeye hak hak iddia eden kadınlar tabii erkek, zalim erkeklerden yani şikayet. Erkek benim kadın zalim gidip mahkemeye kadıya başvurmadığı için herhalde. Evet. Neyse hocam bu konular da biraz tehlikeli hmm. konular. Onu da geçeyim hemen. Ee, bir... Mehrini bir nehrini vermiyor kadının. <laughs> Dayak konusu hocam enteresan değil mi? Birkaç galiba çok fazla dayakla ilgili mahkeme intikal eden dava yok. Yok. Birkaç evet. tane var galiba. Fiziksel şiddete uğradığını iddia eden kadınlar olmuştur. Birkaç vaka var. Çok yaygın değil. Hocam benim şaşırdığım ne oldu biliyor musun? Fiziksel şiddete uğradım diyerek mahkemeye giden bir kadına hakim yani kadı göster kim gören var mı? şahidim var mı diye sormaması. Evet. Veya ayette geçen o üç aşama uygulandı mı diye sormuyor. Malumunuz ilgili ayeti kerimede önce öğüt verin. Daha sonra yataklarınıza ayırın. Ve üçüncü aşamada bu konu zikrediliyor. Gerçi bugün çok modern yorumlar da yapılıyor. Ora bizim konumuz değil, oraya girmeyelim. Bunlar yeni. Son 20-30 yılın ürünü olan modern yorumlar ama Osmanlı'da o bildiğimiz üçüncü aşama uygulayan, onu darp olarak uygulayanları aferin ya senin eşin bunu hak etmiştir demiyor mahkeme ve kadınların yanında duruyor. Kocaya taze cezası uyguluyor. Evet ve kocalardan söz alıyor. Kocaların verdiği sözlerden önde gelen birisi de şu. Bir daha bu olay tekerür ederse, eşim benden ayrılabilir, boşanma gerçekleşebilir, talak gerçekleşebilir ve gerçekten de o bir iki kayıtta, bu zaman böyle bir kayıtta bunun örneğiyle de karşılaşıyoruz veya başka mahkemelerde de. Benim şey hocam, bir tanesine geliyor, soruyor karını işte fiziksel tacizde bulundu mu diyor, hayır diyor, yemin et diyor, yemin ettiğince edemiyor mesela. <laughs> evet, edemiyor. Evet. <laughs> Yemin ettirmeye çalışması. Evet. Yani erkekler <laughs> sorumlu görülüyor burada. Öyle şeyler. Ama bir tane <laughs> bir, bir vaka var. Galiba kitabınızın notlarında bir yerde geçiyor. Fiziksel şiddet. Yok yok. Karısı <laughs> yüzünden intihar eden bir erkek de var. Erkekten bahsediyoruz. Adam evde hanımıyla kavga etmiş, gitmiş kendini asmış. O kitabın yerinde var. Bu evet, <laughs> da yani, evet, tabii o bir evet. ta çok istisnai bir durum yani. İstisnai çok, bir durum. Evet. Onu oraya yazmışsınız zaten. Bir köyde geçen bir olay. Dipnotta geçen e, var. Benim şaşırdığım hususlardan bir tanesi de neredeyse yani iki eşli hiç kimse yok. Yani sizin vermiş olduğunuz <laughs> istatistikte yüzde 98 tek eşli, sadece yüzde iki <laughs> bir kesimin ikinci iki eşli. Evet. Şimdi bu da şaşırtıcı. <laughs> Oysa e, o, yani çok karikatür, mesela 100 sene öncesinin karikatürlerini çizenler, önde bir adam, arkasında dört tane kadın çizerler. Biliyorsunuz herkesin zihninde de e, kalmış bir şeydir. Strotip, kalıp yargı. Her, evet. Osmanlı erkekleri sanki e, 3-4 ay er, kadınla evleniyormuş gibi falan böyle sorsan. Tüm sorsan, Müslümanlar sorsan da çevirse, böyle. Tüm Müslümanlar evet, da böyle. derler ama bu İstanbul için de böyle. Orada da İstanbul'da da çok eşlilik yok. Ee, başka yerlerde de yok. Osmanlı toplumu sizin çalışmanızda da gördüm. Diğer e, önceki çalışmalardan hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Asla ve hatta çok eşliliği e, Sıcak bakan, kolaylaştıran <laughs> ve böyle masum ve makul bulan bir topluluk değil. Aslında tek eşlilik. Tabii. Çok tabii. açık bir şekilde görülüyor hocam. Çok, çok evet. Şimdi burada şöyle bir eleştiri getirilebilir. Siz bütünüyle toplumu yansıtmıyorsunuz. Mahkemeye intikal eden davalardan hareketle bir oran veriyorsunuz. Bu bir bakıma haklı bir efendim eleştiridir. Haksız da değil. Fakat biz biraz önce Osmanlı yazarlarından söz ettik. Onların kitaplarına baktığımızda mesela Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye Hanım, Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı meşhur. Onlar %95'ten fazla tek eşliliğin %95 civarında olduğunu bizzat Ahmet Mithat Efendi söylüyor. Gelelim 16. asırın Önemli ahlakçısı Kınalı Zade Ali Çelebi, o da e, diyor ki bir tende iki can olmaz, bir tende iki can olmayacağı gibi bir evde iki eş de olmamalı. Bir erkek ne kadar zengin, ne kadar güçlü, ne kadar yakışıklı olursa olsun ona layık olan tek, eş, tek eşli bir hayat sürmektir diyor. Bakın. Yani kınalı zade Ali söylüyor. Ata sözümüz yok mu? Bir evde olursa düzen, <laughs> o evde kalmaz düzen. Yani bir evde iki düzen parça. Düzen işte, olan evde düzen olmaz. Düzen olmaz. i̇ki kadın de. olan yerde düzen olmaz. Bir de şunu biz de, da yani bizim toplum <laughs> Türkler e, tarih boyunca tek eşli olmuşlar. Bugünkü Türkmenlerin güzel bir atasözü var. Onu da zikredelim. Yeri gelmişken e, Türkmenler diyor ki İki eceli kuzu sütten, iki ayalli adam bitten ölür. Ece anne demek. Evet. İki anneli kuzu sütten, iki kadınlı adam da bitten ölür diyor. Bugünkü Türkmenler bunu atasözü olarak zikrediyorlar. Bu da bir vakayı işaret ediyor. Yine yeri gelmişken onlardan bir söz daha Türkmenlerden içlerinde bulunduğum için nakledeyim. Ee, diyorlar ki, İki ayal, i̇ki bir aynen. adam, yani iki kadın, bir adam, üç ayal adam eder. <laughs> yani üç kadın eder diyorlar. E Şimdi onlar adam kelimesini aslında her iki cins içinde kullanıyorlar. Kadın içinde kullanıyorlar, erkek içinde kullanıyorlar. E, bu da önemli evet. diye düşünüyorum. Vallahi hocam, şunu söyleyeyim, e, günümüzde e, eşlilik, birden ya yani evli çiftlerin birden fazla eşle birlikte yaşaması e, Osmanlı toplumundan çok daha fazla, hatta günümüzde de muhtemelen bunun e, nikahsızla beraber e, düşünmek aldatma dediğimiz olayla beraber düşündüğünüz zaman kıyas bile e, İsmail hocam kabir değil. E, bu konu. Biz bunu geçelim bunu hocam. Bunu bir, bir cümle daha zikredeyim Buyurun. ama o güç çünkü sosyolojinin kurucusu diyor ki o pozitivizmin ilmi halinde temel kitabı bugün Paris'te bundan 150 sene önce yazılmış bir kitap. Çok eşlilik Konstantinopolis'te olduğundan daha fazla diyor. Batının iki yüzlülüğünü de burada evet. görmeliyiz. Yani hocam tek eşli yani şunu tekrar başa dö döneyim. Sizin kitabınızda... şer'iye sicilli kayıt Bursa şer'iye sicillerindeki kayıtlara göre Bursa'dakilerin evliliklerinin yüzde 98'i tek eşli. Ayet-i Kerime de buna işaret ediyor. Yüzde ikisi de iki eşi var. Muhtemelen o yüzde ikisinin eşten evlenmesinin de bakıldığı zaman belki mücbir nedenleri de olabilir. Hocam şimdi bir mevzu da benim <laughs> miras hakları konusunda da dikkatimi çekti. Mahkemeler kadınların mirası ve miras hakları konusunda da çok hassas kararlar almışlar. Yani orada da hiçbir şeyi bir Tabii. kadının, bir kızın, kız çocuğunun mirastan mahrum bırakılması söz konusu olmadığı gibi neyse hakkı sona kadar da almışlar gibi duruyor. Evet, kadınların hakları gasp edildiğinde kadın bizzat ya da temsilcileri aracılığıyla mahkemeye giderek haklarına kavuşuyorlardı, alıyorlardı. Ama Toplum içerisinde özellikle kırsal kesimde ki Cumhuriyet döneminde bunları çok gördük. Belli bölgelerde kadınlar bu haklarından yararlanamadılar maalesef. Boşanma da hocam biraz az. Ee, yine bir yerde kıyas diyorsun galiba yüzde on beş yüzde on muydu? Yüzde ee... on erkeğin boşaması. Hatta yüzde sekiz. O talak deniliyor. Hı hı. Ama boşanmaların yüzde 88'i kadınların isteğine dayalı olan boşanmaydı. Boşanmalar. Bunun sebepleri üzerinde durulabilir. Yani neden kadınlar daha çok? Hocam bu da bir e, yani yerleşik ve e, şehir efsanesi diyeceğim. Yani asla sır olmayan bir Tabii. yargının tam hilafına bir sonuç. Yani boşanmaların %88'i kadınlar tarafından talep edildiği için boşanma geldi. Yani. Buna muhala deniliyor. Muhala deniyor ve Hı. Yani öyle o kadar da erkekler de hadi git seni boşuyorum babanın evine durumu da söz konusu değilmiş. Değil ama anlıyorsun. kolay da bir şey değil. Bir erkeğin evet. öyle kadın boşaması ekonomik anlamda birçok bakımdan kolay bir şey değil. Erkeğe bunun olumsuz da dönüşleri var. Hocam vaktimiz biraz azalmaya başladı. Belki. Ben de hızlı hızlı geçelim. Tamam. Biraz sorularımı da sorayım. Ve Kız çocuk erkek çocuk ayırımına dair bilgi var mı bizde? Onu öyle bir kayıt tuttunuz mu? Ee, Şeriye sicillerinden çıkardığınız bir kayıt var mı? Şeriye sicillerinden Sanki tutun... olan çocukları daha mı fazlaydı? Kitapta Hayır, kadarıyla. yok. Yani olan çocuklarının sayısal olarak Evet. Mı? Hayır. Öyle bir olan çocuklar sanki bir yerde bir daha fazla diye kalmış aklımda. Şöyle. Genel olarak şöyle bir kuraldan bahsedilir. E, ee, doğarken olan çocukları daha fazla doğuyor bu genel bir oran fakat yaşam süresi boyunca kızlar daha fazla hayatta kalıyorlar ve erkek sayısı azalıyor. Günümüzde de bu böyle. Günümüzde kadınların biliyorsunuz hayatta kalma süreleri erkeklerden Ömür %10 daha fazla. Tabii daha fazla. Dolayısıyla öyle bir şey söylemiyorum ama kız erkek ayrımı var mı? Hayır, resmiyette bir kız erkek ayrımı Resmi hakların dışında bir ayrımdan bahsedemeyiz, ama genel olarak toplumda e, kızlara, kadınların eğitimine yönelik bir e, geleneksel bir olumsuz tutumdan bahsedilebilir. Bu mahkeme kayıtlarının dışındaki bir tutumdan bahsediyorum. O da nedir? İşte kadınlara yazı öğretmeyin. Ahmet Mithat Efendi bu konuda şunu söylüyor. Diyor ki kadın yazı öğrenecek de ne olacak? Dostuna name mi yazacak? Hayır. Dostuna name yazmayacak. Kocasına mektup yazacak. Diğer bu mi? anlayışı evet, 1880'lerde evet sorguluyor. Hocam yine şaşırdım e, şaşırdığım hususlardan bir tanesi şey <laughs> oldu. E, gayrimüslimlerden de mahkemeye başvuruyorlar. Ben diyor Müslümanlar gibi boşanmak istiyorum diyor mesela. Tabii. Öyle bir kayıt gördüm. Ya, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Var. 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 Yani niye bir gayrimüslim kadıya ben İslam hukukuna göre boşanmak istiyorum desin değil ve kabul etsinler? Evet. Çünkü orada muhala dediğimiz kadın isteğine dayalı bir boşanma var. Kendi hukuk sisteminde öyle bir boşanma sistemi yok. Diyelim ki bunu bir Ortodoks yaptı değil mi veya Katolik yaptı, hı hı. Protestan pek var mıydı o tarihte? Evet. Katolik zaten evlenemiyor katolik olsa bile. Kendi inancına göre katolik. Evlenme yasağı var. Muhtemelen ya Rum'dur ya Ermenidir hocam orada olduğuna göre. Tabi Rum'dur. Büyük bir elçi. Ermeni de olabilir. Bursa'da olduğuna göre. Ee, ama daha çok orada e, boşanma için talepte bulunan kadınlar ve muhala. Gayrimüslim kadınlar boşanıyor. Gayrimüslim kadınlar tabi kendi dinlerinde yok böyle bir imkan. Kadın geliyor ve Osmanlı mahkemesi marifetiyle, kolaylıkla boşanma imkanını elde edebiliyor ve kendileri açısından da erkekler de bunu daha adil olarak görebiliyorlar. Hocam konuşmamızın ilk başlarında bir emanetçi Sıtkı hikayesi geçmişti. Ben o hikayeyiyle anladım demiştiniz. Bir de kimsesiz çocuklar meselesi. Evet. O kitabınıza da bir bölümü de sadece bu kimsesiz çocuklar oluşturuyor. Hocam kimsesiz çocuklarla kimleri kastediyorsunuz? Kimsesiz çocuklar ebeveyni olmayan, bir velisi olmayan çocuklar, bunların dışında fakir aile çocukları, yani yetimler var. Ama yetim olmasa da fakir aile çocukları veyahut annesi ya da babası, annesi ihtida etmiş gayrimüslim çocuklar. Şimdi bu çocukların Cami önüne bırakılmış. Ha, cami önlerinde bırakılan iki örnek var. Ee, birisi... O zamanlarda hocam cami önlerine çocuk bırakılıyormuş evet. demek. Birisi Ulu Cami'de. cami kebir mimberinin minberinin önünde bir yaşında bir erkek çocuğu. Bir de Velidi Nalibent mahallesinde e, iki yaşlarında bir kız çocuğu bulunuyor. Kimsesiz çocuklar. E, bunların... Kaybolmuş çocuklar. Kaybolmuş çocuklar. Ama bunların dışında da çocuklar onlarca çocuk himaye edilmek durumunda, bunlar e, uygun, ehliyetli, kifayetli olan ailelerde yetiştirilmek üzere belgelerde geçtiği ifadeyle tebenni yani evlatlık yoluyla ailelerde barındırılıyordu. Ama bu evlatlık bugünkü evlatlık sisteminden farklıydı, geçiciydi. Bulu çağına kadar devam eden evlatlıktı. Bunu da ian eden müstani oluncaya değin. Belgelerde bu tür ifadeler var. Veya indez zafer. Zafere ulaştığı ana kadar. O küçük çocuk hangi durumda kendi işlerini görebileceği bir yaşa gelinceye kadar koruyucu aile sistemi olarak ben onu isimlendirdim. Peki Emanetçi Sıtkı'dan ne eee sor Emanetçi gördünüz hocam. Sıtkı'da da, da çözdünüz? Evet, Emanetçi Sıtkı'da da şunu gördük. Eee Efendi isimli bir zat bir çocuğu böylece geçici bir şekilde evlatlık ediniyor. Hmm. Bir erkek çocuğunu. Onu çok güzel bir şekilde yetiştiriyor. Diyelim ki 4 yaşında, 5 yaşında evlat ediniyor ama çocuk zamanla büyüyor. Emanetçi Sıtkı'nın bir de bir kızı var. Emanetçi Sıtkı kızıyla yetişkinlik dönemlerine buluva geldiğinde evlatlığını evlendirmek istiyor. Ama eşi kabul etmiyor. Diyor ki hayır evlenmesinler bunlar. Ben görmüyor eşi. Kızınız. Denk görmüyor. Şimdi sebebini hatırlayamıyorum neden dolayı. E, ve ama emaneti Sıtkı evlatlığını yine bırakmıyor. Bu defa mahalleden yine ona uygun bir aday buluyor. Onu evlendiriyor. Ona ayrı bir ev tutuyor. Bir şekilde onlarla ilişkilerini yine devam ettiriyorlar. Şimdi ben bakınız burada iyaneden müstani oluncaya deyin veya indez zafar bunlar kapalı ifadeler. Şimdi bir çırpıda şunu söyleyemeyiz hocam. Osmanlı'da geçici bir evlatlık sistemi vardı diyemeyiz. Bu gücümüz yok bizim. Çünkü biz 100 sene önce, 150 sene önce yaşamış insanlar değiliz. Ve 150 sene önce yaşamış insanlara da bunu sorma imkanımız olmadı. İşte Emanetçi Sıtkı'yı ben okuduğum zaman Ha diyorum ki demek ki bu biraz önce bahsettiğim kavramın anlamı geçici bir evlatlıktı. Hmm. Bunu ilk defa bu çalışmamızda söyledik, zikrettik ve daha sonraki araştırmacılar da bizi teyit ettiler hocam. Benzer sonuçlarla mı? Benzer sonuçlarla teyit ettiler. Hiç kimse böyle bir evlatlık sistemi Osmanlı'da yoktur demedi. Peki söyleyeyim. hocam evlatlık sistemi malum İslam hukukunda evlatlık biraz çok şey değil. Tabi. E, bugünkünden biraz daha farklı. Evet. Peki Osmanlılar İslam hukukunda nasıl telif etmişler bu evlatlık hukukunu? Daha doğrusu İslam e, mesela Sulhi Tekinay isimli bir hukukçu kitabında şunu söylüyor. Bu hukuk profesörü şu anda hayatta değil tabii ki kaynağını bizzat görmüştüm. İslam hukuku evlatlık kurumunu bilmiyordu diyor. Tabi bunu aşağılayıcı bir ifadeyle söylüyor. Evlatlık kurumunu bilmemesi İslam hukukunun bir zafiyeti olarak orada yansıtılıyor. Evet yani modern anlamdaki bir evlatlık İslam'da söz konusu değildi. Bu asr Saadet'te de böyleydi. Osmanlı uygulamalarında, Selçuklu uygulamalarında da böyleydi. Ama Osmanlı bugün koruyucu aile denilen sistemi çok güzel bir şekilde bundan 100 sene önce, 200 sene, 500 sene önce hatta Selçuklar döneminde uygulandığını bile görebiliyoruz bunun. Tarihi kaynaklardan gördüğüm için biliyorum. Böylece bunu bir şekilde İslamileştirmiştir. Bir bu da... Geçici olmaz miras galiba e, hakkı yok ama vasiyetiyle isti, arzu ederse tabii İstanbul hukukunun el verdiği miras hukukunun izin verdiği ölçüde e, bir takım emlak ele, mal bahşileyebilir. E, vasiyet edebilir. Ve bunu da yapmışlardır genelde Ama tabii. mirasına da çocuklarına bırak tabii. ortak etmiyor. Ortak. hukuki olarak bir varisi olmuyor. Ama onu geçici evlatlığı alan şahıs istediği kadar ona bağışta bulunabiliyor. Bağışta ama işte, bir de İslam hukuku Hocam okuyacağım. şuna da miras miras ile ilgili bahislerde hani e, muris miras sahibi mirasının tamamını e, yapamıyor demiyor ya biraz Doğru. konuşma. On, onları da dengeleri gözeterek herhalde kesinlikle e, bırakarak hallediyorlar. Burada oraya. şunu söylemezsek eksik kalmış olur. Sadece fakir aile çocukları değil, kimsesiz çocuklar değil. Ha, ben de daha de güzel olacaktım işte şu ahlakı güzelleştirmek evet, için evet. diyeceksiniz değil mi hocam? Evet eğitimi. Şimdi onu soracaktım. Benim daha şaşırdığım hususlardan bir tane sor. Yani e, çocuğunun daha iyi yetişeceğini düşündüğü bir aileye teslim ediyor aile. Tabii. Bir de öyle bir bakıcılık var. Öyle var. Daha eğitimli, efendim benim çocuğum bu ailede yetişirse e, daha efendim iyi bir insan olarak hayata atılacak, daha eğitimli, daha kültürlü bir kimse olacak düşüncesiyle çocuklarını böyle ailelere geçici evlatlığı verenler de vardı ve belgeler... Ya ben bunu anlayabiliyorum aile olarak. Yani kendi çocuğunu daha iyi bakar, daha iyi okutur, vereyim de bunu alan aileleri ailelerine de bunu kabul etmesi ve almasına ben şaşırdım. İfade şu. Belgelerde geçen ifade rıza en lillah. Hmm. Allah rızasını böylece bakın. Bir insan yetiştiriyor hocam. Fakat şu acı. Onu da müsaadenizle söyleyeceğim. Bu konuları 90'lı yılların başında gündeme getirdik. O tarihlerde Bosnalı çocuklar Sırplar tarafından kaçırılıyordu, Avrupalılar tarafından kaçırılıyordu. Ve bu çocuklar, bakın bu çocuklar bizim çocuklarımız. Savaşta kaçırılan binlerce çocuklardan bahsediyorum. Ya bir şekilde biz bu çocukları Türkiye'de Avrupalılar değil de başka milletler değil de bu çocukları biz Türkiye'de neden himaye edemiyoruz? Bunu gündeme getirdik o tarihlerde. Ama hukuki mevzuat da uygun değildi. Fakat bugün içerisinde yaşadığımız toplumda koruyucu aile sistemi altında hukuki mevzuat uygun hale gelmiştir. Buna rağmen hala bazı çekincelerin olduğunu görebiliyoruz. Halbuki çocukların himayesi, yetimlerin himayesi, bir çocuğu kendi istediğimiz şekilde kendi kan bağımızdan gelmese bile yetiştirmek İslam'ın temel hedeflerinden bir tanesi. Belgelerde geçen bir ifadeyi söylemezsem rahatsızlık duyacağım. Çocukların ahlakına yönelik olarak ifade aynen şu. Tehzibi ahlak ve taallümü adab ve marif için ahlakını güzelleştirmek, adab edep öğretmek ve bilgisini geliştirmek için bu çocukları gönüllü bir şekilde, hatta bazen ebeveynleri onun ücretini de ödüyorlar. Ee, ama çoğunlukla bu işi yapanlar rıza enlillah varlıklı aileler bunu yapıyorlar. Ne güzel bir örneklik. Yani evet. varlıklı ailelerin aslında yapması gereken toplumda. Çok şeyler var. Hocam bir de çekirdek aile meselesi vardı. Aslında Osmanlı ailesi dibinde çok büyük bir aile olmadığını görünce şaşırdığımı söyleyecektim ama ona da vakit kalmadı. Birçok konuda ezberlerimi bozan, düşünülen ve zannedilenin aksine bir takım gerçekleri ortaya çıkaran güzel bir çalışma olmuş. Seneler öncesinde yapmış olan bir çalışma. Her ne kadar biz bugün konuşmuş olsak da. Hocam çok teşekkür ederim. E, ayağınıza sağlık. E, çok müstafit olduk. E, var olun, eksik olmayın. Yani ilginizle beni doğrusu çok memnun etti. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. E, duyarlılığınız sebebiyle. Vazifemiz hocam. Efendim Enderun sohbetleri e, bu hafta Abdurrahman Kurtu ve onun Osmanlı ailesi başlıklı şu kitabını içinden yola çıkarak 18-19. asır Bursa'sındaki Osmanlı toplumunun da aile yapısını konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.